Antalya'nın Ormana'ya bağlı Eynif Ovası'ndayız ve burada işte İpek Yolu'nun dışında 90 bin dönüm bir ova olmakla birlikte geçmişi ta Sipahi Ocağı'na ve Osmanlı'ya dayanıyor. Ormanalılar padişahtan buranın tapusunu istemişler ve padişah da Sipahi tapusunu vermeye razı gelmiş. Nedir Sipahi tapusu? Sipahi Ocağı'na verdiğiniz asker, at karşılığı bir yerin tapusu. Dolayısıyla bizim Ormanlı gençler Sipahi Ocağı'na gitmişler ve Sipahi Ocağı dediğimiz atlı birliklere gitmişler Osmanlı. Daha sonrasında da Osmanlı bittikten, dağıldıktan sonra atlar ile birlikte geri gelmişler. Atlar Sipahi Ocağı'nın rahvan tipi, işte daha bütün gün koşmaya meyilli, işte biraz daha bodur tarzı atları ve tabii burada da tarımda kullanılmak amaçlı atlar ihtiyaç olduğundan dolayı bu atlar atıl kalmış ve dolayısıyla doğaya salmışlar. O günden bugüne gelen at sürülerini de halen görmek mümkün. Ciddi ilgi çekiyor. İşte insanların genelde hep atlara bir merakı var. Dolayısıyla yerli yabancı gruplar bölgeyi ziyaretlerinde bu atları hem işte fotoğraflıyorlar. İşte bu Eynif Ovası 90 bin dönüm bir ova. Dolayısıyla yürüyüş turlarımız oluyor. Yürüyüş turlar esnasında o ilerlerken atların karşılarına çıkıyor olması gene çok ilginç görüntülere, ilginç olaylara sebebiyet veriyor. Çok memnun bir şekilde de ayrılmış oluyorlar buraları gezdikten sonra. Şu an Eynif Ovası'nda işte yani 1000 civarında at var, yılkı atı var. Ya bunlar dolayısıyla her geldiğimizde mutlaka görüyor oluyoruz. Aile yaşıyorlar. Bir işte alfa erkeği bağımlı bir liderleri oluyor. O lider hem sürüyü koruyor. Mesela biraz böyle eğer çok hızlı bir şekilde yanaşırsanız zaten hemen sürüyü alıyor, götürüyor. Sürünün içerisinde genç erkekler de ergenlik çağına geldiği zaman mesela babalarına meydan okuyorlar. O dönemlere denk gelirseniz inanılmaz manzaralarla karşılaşıyorsunuz. İşte şaha kalkıyorlar, birbirlerine işte ısırıyorlar. Yani bayağı güzel görüntüler sizi beklemiş oluyor o dönemlerde. Ve kavgayı kazanan, yani baba oğul arasında kavgayı kazanan yeni sürü lideri oluyor. Diğeri ise o ailenin içerisinden bir dişiyi alıp götürüyor ve yeni bir aile kuruyor. Yani bu şekilde işte 5-6 atla işte 50 at arasında oluşan aileleri burada Eynif Ovası'nda görmek mümkün. Şöyle yürüyelim. Arkaları. Buranın doğasına gerçekten hayran olduğum için daha önce de yine gelmiştim. Bugün tekrardan ailemle beraber buraya geldim. Gerçekten burada insan bu atları seyrettiği zaman, buradaki doğallığı seyrettiği zaman ayrı bir keyif alıyor, ayrı bir huzur alıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oturup sadece seyredeceksiniz. Atları zaten insanlardan korkuyorlar. İnsanlar hiçbir şekilde zararları vermiyorlar. Biz de onlara zarar vermediği sürece onları seyrediyoruz. Kendi halinde dolaşıyorlar. Hadi bay bay, yap paka paka yap. Paka. Paka. Gidelim mi oraya? Gidelim mi oraya? Evet, gidelim. Hadi gidelim.